Merhaba değerli arkadaşlar. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Almanya 29 Mart'tan önce Almanya'ya gelenler bu yasadan yararlanabiliyorlar. Öncelikli olarak tabii ki nitelikli olanlar yararlanacak. Yani meslek lisesi, meslek yüksekokul, 2 yıllık ön lisans, üniversite mezunu ve üzeri eğitim sahibi olanlar ya da ustalık kafa çıraklıkta 16. maddeden belgesi olanlar bu yasadan çok rahat bir şekilde yararlanabilecekler. Almanya'da meslek eğitimi yapanlar yararlanabilecekler. Almanya'da üniversiteye gidenler bu eğitimden yararlanabilecekler. Almanya'da Ausbildung yapanlar bu yasadan yararlanabilecekler. Şayet 29 Mart 2023'ten önce iltica etmişlerse. Burada niteliksiz, vasıfsız olanlarla alakalı bir durum söz konusu. Bu konuda da çok soru soruluyor. Şimdi yasada açıklar var. Niteliksiz olanlar da yararlanabilir gibi maddeler var ama muğlak. Ben şöyle anlıyorum. Çalıştığınız iş, çalıştığınız firma, oradaki yetkinliğiniz, mesela bir IT sektöründe, bir telekomünikasyon sektöründe çalışıyorsanız ya da bunu tamamlayan eğitimler aldıysanız bu noktada tolerans gösterip göz yumacaklarını düşünüyorum. Özellikle 19C maddesinde. Yani vasıfsız derken yani üniversite mezunu insanlar herhangi bir işte çalışmamışsa da düz lise mezunları ya da ortaokul mezunları herhangi bir işte çalışmamış olsalar da kendilerini vasıfsız görebiliyorlar. Bu normal. İşte mesela vasıfsız olanlar burada başvuru formlarına baktığımızda, yasaya baktığımızda bazı tüyolar görüyoruz orada ama işte bir aralıkta bunu nasıl uygulayacaklar onu saha uygulamasıyla göreceğiz. Şu anki tecrübelerim çerçevesinde size ifade etmeye çalışıyorum. Mesela bir kişi vasıfsız olabilir ama özellikle profesyonel sürücü ise yani vasıfsız olabilir ama 29 Mart 2023'ten önce gelmiş olabilir. Otobüs ehliyeti, tır ehliyeti varsa yani C ya da D ehliyeti varsa rahatlıkla bu yasadan yararlanabilir. Anlatabiliyor muyum? Ya da IT, telekomünikasyon sektörü ya da aranan meslekler dediğimiz mesleklerden herhangi birisindeyse burada sigorta geçmişiyle veya en az 3 yıllık iş tecrübesiyle ispat edebiliyorsa o zaman yine yani vasıfsız değil bu işten yararlanabilir. Belki ki diploması olmasa bile. Bunlar mümkün ama tabii ben mümkün diyorum ama başvuru formlarında bunlarla ilgili cümleler, öbekler var. Kanunda da açıklar var. Fakat memur yetkisinde olan bazı durumlar olduğu için burada sizin bulunduğunuz belediyedeki memurun inisiyatifi çok önemli. Ama bu durum özellikle 1 Aralık 2023'ten sonra saha uygulamasıyla daha da netleşecektir. Nasıl ki iPhone 17, 18 işte daha piyasaya çıkmadı, yorumlar yapabiliriz. Bunun gibi bu yasada yoktu. Burada daha çok en önemli kural, eskiden bu yasada çıktığında mavi kart vardı. Evet nitelikler vardı ama bu yasa başka. Ya yani memurdan bayağı bir yetkiyi kaldırıyor ama hala bu kanundan haberi olmayan memurlar var. Onun için nasıl olacak, memurlar ne kadar bilgi sahibi onu göreceğiz. Bizim konuştuğumuz bütün bu paylaşımlar, çalışmalar gerek Almanya devletinin yapmış olduğu açıklamalar gerekse Bundesgesetzblatt dediğimiz Almanya resmi gazetesinde yayınlanan kanun mevzuatlar gerek Mekke'nin Cermen'in bu kanunu yorumlamasıyla alakalı yayınlanan içerikler gerekse Yabancılar Dairesi ve Konsolosluk ve Büyükelçiliğin web sitesinde yapmış olduğu paylaşımlar bakanların ve yetkili kişilerin yapmış olduğu çalışmalardan edindiğimiz tecrübeleri size aktarmaya çalışıyoruz. Bazen piyasada konuşulanı insanlar duyuyor ama mevzuata bakıldığında bunlar gözükmüyor. İnsanlar diyor ne oluyor? İşte bu tarz muğlaklıkları memur yetki kullanarak çözmeye çalışıyor. Oradaki muğlaklık oradan kaynaklanıyor. Bu sebeple 29 Mart 2023'ten önce iltica edenler bu yasadan yararlanabilecekler. Ama 29 Mart 2023'ten sonra Almanya'ya iltica edenler bu yasadan yararlanabiliyorlar. Eğer yeni bir uygulama çıkarsa, yeni bir yapılan başvuruları görüp istenilen performansı ve istenilen veriyi elde edemezlerse belki nasıl ki 21 Aralık 2022 tarihinde torba yasa çıkarttılar. Arkasından 3 ay geçmeden 29 Mart 2023'te tekrar bakanlar toplanarak ya biz istenilen başvuruyu elde edemedik deyip yeniden bu yasayı çıkarttılar. Dolayısıyla Aralık'taki bu yasa uygulamaya girdiğinde 3-5 ay sonra biz bunun ne kadar uygulanıp uygulanmadığını göreceğiz.
O zaman 29 Mart'tan sonra iltica edenler için bir uygulama çıkar mı? Onu o gün tespit edeceğiz. Ama şu an yürürlükteki yasaya baktığımızda 29 Mart 2023'ten sonra iltica edenler bu yasadan yararlanamıyorlar.